Efrasiyab'ın Hüsrev'i Hoten'e göndermesi. Sabah olup da güneş dağların ardından yüzünü gösterir ve katran renkli gecelerin karaltıları üzerine yakutlar serperken, boruların sesleriyle birlikte erlerin de naraları yükseldi ve Rüstem ordusunu yola çıkardı. Ordunun bütün büyüklerinin yüzleri, Siyavuş'un akıtılan kanından duydukları üzüntüyle gözyaşları içindeydi. Efrasiyab, önünde intikam almak isteyen Rüstem olduğu halde, bir ordunun yeniden üzerine doğru gelmekte olduğunu haber aldı. Bunun üzerine Çin denizinin kıyılarına doğru öyle bir ordu yürüttü ki onun ne ucu vardı ne bucağı. Yeryüzü bu ordunun erlerine dar gelmişti. Sonra tuttu bu orduyu denizin öteki kıyısına geçirdi ve Piran'a ''Sen Siyavuş'un şu uğursuz oğlu hakkında beni biraz aydınlat. Eğer Rüstem onu eline geçirir de kaldırır İran ülkesine götürür ve bu şeytan yavrusundan yeni bir padişah dünyaya gelirse, tutar başına bir taç geçirip padişah yaparlar. Haydi, sen hemen git de onu suyun bu tarafına atıver. Bu sözümden dışarıya çıkayım deme dedi. Bunun üzerine Piran, Efrasiyab'a şöyle söyledi. Onu öldürmekte o kadar acele etmemeli. Ben bu iş için öyle bir tedbir kullanacağım ki, iyiliğini isteyen şu kulunu sen de beğeneceksin. Biz onu buraya, yanımıza getirtelim. O da Hoten'de otursun. Mayası bozuk biri bir kötülük yapmakla her zaman padişaha kötülük etmesi lazım gelmez. Padişah bunları duyunca, ey güzel düşünceler sahibi, sen beni hep iyiliğe götüren bir kılavuzsun. Haydi, bu işi yapmaya gayret et. Hiç gecikeyim deme dedi. Bundan sonra Piran, padişahı aldırmak için bilgili ve soylu bir elçi gönderdi. Elçi hiç durmadan ve bir rüzgar gibi giderek, komutanın dediği şekilde Keyhüsrev'in yanına erişti, onun yücediğini ve şatafatını görünce kendisini övdü ve saygılarını sunarak uzun müddet yanında kaldı. Söylenmesi gereken sözleri söyledi ve alınması gerekli karşılıkları aldı. Onun sözlerini başından sonuna kadar dinleyen Hüsrev, bu işin başını ve sonunu bir türlü bulamadı. İçinden çıkamadı. Bunun üzerine koşup annesine geldi ve bütün sırrını ona açarak, anne dedi. Efrasiyab bir elçi göndermiş, beni suyun kıyısına çağırıyor. Buna karşı ne yapmalı? Akla ve bilgiye dayanarak canımızı kurtarmak için bir çare düşünelim dedi. Ana oğul uzun boylu baş başa verip düşündülerse de bir çare bulamadılar ve ister istemez oraya gitmeye karar verdiler. Yürekleri keder ve gözleri de yaşlarla dolu olarak ve Efrasiyab'a lanetler okuyarak yola girdiler. Böylece Piran'ın yanına vardılar. Vise'nin oğlu Piran onu görünce tahtından indi ve karşılamak için ilerledi. Ona bu uzun yolculukta zahmet çekip çekmediğini sordu. Kendisini pek çok överek iltifatlarda bulundu ve yanına oturttu. Onun için yiyecek, giyecek ve yere serilecek şeylerden başka çadır, at gibi gerekli şeylerin de hepsini hazırlattı. Bu gerekli eşya tedarik edilip her şey yerli yerine getirildikten sonra Piran gelip Efrasiyab'a ''Ey bilgili ve şatafatlı padişah, o küçük çocuğu buraya getirttim. Ne emir buyuruluyor?'' diye sorunca Turan ülkesinin padişahı ''Onu Çin denizinin öteki kıyısına göndermeli. Ta ki şu gelen asiler onun izini duyup bulamasınlar.'' dedi. Bunun üzerine Piran onu hemen ve bir duman hızıyla padişahın buyurduğu yere gönderdi. Rüstem'in Turan'daki padişahlığı 7 yıldır. Fil gövdeli komutan ordusuyla birlikte Çin'e ve Maçin'e kadar ilerledi. Kılıç kullanmakta usta olan kolunun kuvveti sayesinde Hıta ve Hoten ile birlikte bütün Çin'i ele geçirdi. Rüstem Turan tahtına oturunca Efrasiyab'ın talihi de tersine döndü. Bunun üzerine Rüstem değerli bir kahraman düşmanını kendisi arar. Karşına senin kötülüğünü isteyen birisi çıkınca onu öldürmek hayırlıdır. Eğer korkak bir adamsa savaştan çekilmelidir dedi. Sonra Rüstem, Efrasiyab'ın sarayında bulunan bütün hazineleri aradığı yerlerini sordu. Efrasiyab'ın adamları bunların hepsinin yerlerini bir bir ve doğru olarak gösterdiler. Böylece Rüstem, onun bütün atlarını, kölelerini, güzel yüzlü hizmetçilerini, altın hazinesini, değerli tacını, fil dişi tacını, elbiselerini ve kumaşlarını bir bir eline geçirdi.
Hazinelerden pek çok mücevher çıktı. Bu ganimetlerle ordunun bütün erleri zenginleştiler. Hepsi bilezik, gerdanlık ve taç sahip oldular. Rüstem o fil dişi tacı, bileziği, gerdanlığı ve Çaç şehrinin menşurunu Tüs'e vererek ona bundan böyle Efrasiyab'ın adını kim ağzına alacak olursa hemen başını gövdesinden ayır ve leşinden de kuşlara ziyafet çek. Ve kim aklını başına alır da şeytana uymazsa ona da evladın gibi bakıp bütün ihtiyaçlarını gider. Kimsenin rahatını bozma, mertlikten ve adaletten ayrılma. Çünkü bu dünya fanidir. Dünyada Cemşid'in saltanatından ve şatafatından büyük saltanat ve şatafat olmasın. Böyle olduğu halde o yüce felek onu da baş aşağı etti. Yerine başkasını getirip padişah yaptı dedi. Sonra mücevherlerle süslenmiş ve padişahlara yaraşan bir taç, bir taht, bir gerdanlık ve küpe ile birlikte Sipencap ve Soğut'un menşurunu da Güderz'e vererek ona da birçok öğütlerde bulundu. Dini temiz olan o çok önerli pehlivanı uzun boylu övdükten sonra bu padişahlık ve adalet mührü, bu meclisler ve savaşlar hep senden birer hatıra olarak kalacaklardır. Hüner ve erdem şerefli bir asillikten üstündür. Bununla beraber hüner ve erdem sahibi olana soylu olmak da lazımdır. İşte sende bunların ikisi de var. Hem hüner ve erdem sahibisin hem de soyca yükseksin. Canım seninle zevk ve rahatlık duyar. Bana büyük adamlardan kalma bir yadigar olduğun için öğütlerimi dinlersen iyi olur. Sipencap'tan ta Gülzeryun'a kadar uzanan yerlerde yaşayan insanların hiçbiri senin buyruğundan çıkamaz. Sonra Kavus'un oğlu Feriburz'a bir altın taçla birkaç mücevher ve altın göndererek ona da sen Siyavuş'un kardeşisin, büyük bir adam ve bir komutansın. Bunun için kardeşinin intikamını almaktan yana belinden kemerini ve atının terkisinden de kemendini hiç çıkarayım deme. Yemeden, içmeden, durmadan, dinlenmeden hep Efrasiyab'tan intikam almayı düşün. Bu dünyada yaşadıkça adaletten ayrılma. Çünkü adalet yapan hiçbir zaman baş aşağı olmaz diye haber gönderdi. Rüstem'in padişahlık tahtına oturduğu Çin ve Maçin'de duyulunca ona altından ve padişahlara yaraşan mücevherlerden hediyeler göndererek ''Biz buralarda yaşayanlar, hep senin kullarınız. Yeryüzünde yalnız senin fermanına uymak için yaşıyoruz.'' diye haber gönderdiler. Rüstem canlarındaki bu uyanıklığı görünce onlara aman verdi. Bundan sonra Rüstem hep zağarlar ve doğanlarla avlanarak vakit geçirdi ve böylelikle aradan epey uzun bir zaman geçti. Rüstem'in Turan ülkesini yakıp yıkması. Bir gün nasıl olduysa Züvare yaban eşeği avına gitmişti. Kılavuz olarak önüne bir Türk katarak belli olan yere geldi. Orada ve geniş bir ovanın ortasında bir orman gördü. Bu orman seyretmeden geçilemeyecek kadar güzeldi. İçinde rengarenk çiçekler ve akarsular vardı. O kadar güzel bir yerdi ki onun manzarasını seyredenlerin canı taptaze bir hayata kavuşuyordu. Kılavuz olan Türk buraya geldikleri zaman eski günleri anarak söze başladı. İşte dedi, burası Siyavuş'un avlağıdır. O burasını bütün Turan'dan daha çok sever ve yalnız burada bir ferahlık duyardı. Başka yerler ona kasvet verirdi dedi. Türk'ün bu sözlerini duyunca Züvari'nin hayalinde de eski günler canlandı. Türk'ün bu sözleri üzerine kendini kaybedecek hale gelerek atından indi. Gözyaşları yaşlarla doldu. Elindeki doğanı fırlatıp bir tarafa attı. Ordusunun erleri koşup yanına gelince onu gözyaşları ve keder içinde buldular. Bunun üzerine onu bu hale getiren kılavuza lanet ettiler. Her biri bir tekme vurarak onu yara bere içinde bıraktılar. Züvare duyduğu üzüntüyle gözlerinden yaşlar akıtarak büyük büyük yeminler etti. Ben artık ne av peşinde koşacağım ne de uyku uyuyacağım. Ben yalnız Efrasiyab'dan intikam almayı düşünerek ona çalışacağım. Rüstem'i de rahat bırakmayacağım. Bundan sonra bana düşen savaşmaktır dedi. Sonra oradan kalkıp Rüstem'in yanına gitti. Onu görür görmez coşarak söyle dedi. Biz buraya intikam almak için mi geldik
Yoksa bunları övmek için mi? Madem ki iyilik bağışlayan Tanrı sana kuvvet vermiş ve yıldızlar arasında talih yıldızı olarak güneşi seçmiştir, o halde bu ülke niçin hala böyle mamur duruyor ve neden içinde hala mesut adam bulunuyor? Sen o padişahın intikamını unutma. Çünkü onun gibisini yüzlerce devir geçse yine göremezsin diye bağırdı. Züvare bu sözleriyle gerçekten Rüstem'i de coşturdu ve Züvare'nin düşündüğü gibi o da memleketi yağma etmeye, ahalisini öldürtmeye başladı. Böylece her tarafı alt üst etti. Turan'dan ta Rum'a ve Saklav'a kadar mamur bir tek yer kalmadı. Orada bulunan genç ve ihtiyar hepsinin başlarını kestiler, kadınları ve çocukları tutsak aldılar. 1000 milden fazla olan bu bölgeyi baştan başa yakıp yıktılar. Bunun üzerine oranın halkından aklı başında olanlar başlarına toprak saçarak geldiler. Biz artık Efrasiyap'tan usandık. Onun yüzünü rüyada bile görmek istemiyoruz. Onun suçsuz olarak döktüğü kanlarda bizim düşüncemiz alınmış değildir. Şimdi her ne kadar perişan bir hale geldikse de yine de sana boyun eğmekte birleşiyoruz. Madem ki galip geldin, artık suçsuzların kanını dökmekten ve yeryüzünün sahibi olan Tanrı ile savaşmaktan vazgeç. O padişah ne oldu? Hayatta mı yoksa bir ejderha tarafından mı yutuldu? Kimse bilmiyor dediler. Onların sözlerini dinleyen fil gövdeli Rüstem'in uyanık yüreği sızladı. Hemen ordunun ileri gelenlerini çağırarak orduyu kaçar başıya doğru götürdü. Akıllı ve tecrübe görmüş büyük adamlar gelip huzurunda toplandılar ve kâvus kudreti sayesinde kendisine doğru yolu gösteren bir kılavuza muhtaç olmaksızın padişahlık tahtına oturdu. Efrasiyap tutar da bir taraftan üzerimize bir ordu gönderiverir ve kocamış kâvusu yenerse o zaman bütün emellerimiz suya düşer, rahatımız kaçar. Her yerde kurduğumuz kin tuzaklarıyla Turan'ın bütün mamur şehirlerini yakıp yıktığımız yetişir. Artık kalkıp da o ihtiyar padişahın yanına gidelim. Savaş yapmak icap ederse gücümüzü birleştirir, beraberce hazırlanırız. Aradan 6 yıl geçtiği halde bu müddet zarfında bir günümüz olsun hoş geçmiş değil. Bizim tahtımız, tacımız, padişahlık mührümüz ve kölelerimiz hep İran'dadır. Her Allah'ın günü vücudumuz silahlar ve ruhumuz da sıkıntı içinde olduğu için yorgun düştük. Halimizden hoşnut değiliz. Bu eski saraya gönül bağlarsan o sana nazlanır ve gerçeği senden gizler. Eğer gönlün şeytanla birlikteyse sana düşman olan hırsı hoş görme. Ye, iç, giy ve ver. Dünya denilen şu geçit yerinde senin nasibin işte budur, dediler. Rüstem bu şen yürekli, doğru yolu gösterici mübitlerin söyledikleri hikmetleri beğendi. Bu sırada bir başka mübit de, şu iriti sarayda zevkten ve neşeden nasibini al. Öldükten sonra toprağın altında sana kimlerin eş olacaklarını görünce, dünyadayken arzularını niye yerine getirmediğine ağlayacaksın, dedi. Rüstem'in İran'a dönmesi. Rüstem, mübitlerin sözleri karşısında kendi durumundan utanarak İran'a gitmek için kesin kararını verdi. Turan Ovası'ndan sürülerle atlar ve her yandan padişaha yaraşan 10.000 köle ve cariye getirdi. Ceylan göbekleri, samur, sincap, kakım, kimal ve bor postları hazırlattı. Erkek fillerin sırtları bu kokular, değerli postlar, altın ve gümüş yükleriyle dolmuştu. Bunlardan başka taht, taç, silah, kılıç, gümüş hazineleri, elbiseler ve yaygılar da alıp hepsini İran'a götürdüler. Turan'dan kalkıp Zahbilistan'a, Kutlu Zalin yanına gittiler. Öte yandan da Tüs, Güderz ve Giv gibi büyükler de Fars'a doğru yola çıkarak Kavus'un yanına geldiler. Mayası bozuk Efrasiyap, Tüs ile Rüstem'in suyun öbür yanına geçtiklerini haber alınca, başı savaş düşünceleri, yüreği de intikam duygularıyla dolu olarak doğudan kalkıp Geng denizine doğru gitti. Oraya eriştiği zaman, bütün ülkeyi harap olmuş, büyük küçük bütün halkın öldürülmüş bulunduğunu, taç, taht, at, hazine gibi şeylerin mahvedildiğini, hatta ağaçlarda yaprak bile bırakılmadığını, bütün dünyanın ateşe verilecek köşklerin, sarayların yakılmış olduklarını görünce, gözlerinden kanlı yaşlar akıtarak ordunun büyüklerine şöyle dedi.
Yapılan bunca kötülüğü unutabilmek için insanın duygudan büsbütün yoksun olması lazımdır. Siz yüreklerinizi intikam duygularıyla doldurun. Kalkanlarınız yatağınız, tulgalarınız da yastığınız olsun. İran'a yürüyerek gökleri yere indirip intikamımızı alalım. Yerlerimiz, yurtlarımız, çocuklarımız, hazinelerimiz ve her şeyimiz için çalışarak İran ülkesini çiğneyip intikamımızı alalım. Bir savaşta da onlar bizi yendiler diye kendimizi pek aşağılarda görmenin anlamı yok. Dört bir yandan getireceğimiz erler ve silahlarla yeni bir yol tutalım. Bunun üzerine her yandan erler toplandı, mızraklar ve diğer silahlar hazırlandı. Kurduğu bu orduyu o aslan gibi yiğitlerden ve kahramanlardan intikam almak için İran'a götürdü. Hiç durmadan her yana saldırdı. Tarlalarına ve ağaçlarına varıncaya kadar bütün mamur yerleri yakıp yıktı. Bütün bunlara dayanmak İranlılara güç geldi ama havaların kuraklığı 7 yıl sürmüş, hiç yağmur yağmamış, her yerin rengi değişmiş ve her şey alt üst olmuş bulunduğu için herkes darlıktan bunalmıştı. Böylece aradan epey bir zaman geçti. Fil gövdeli pehlivan Zabil'den çıkamadığı için kılıç kullanmakta usta olan Türkler de bütün dünyayı ellerine geçirdiler. Güderz'in rüyasındaki Hüsrev'den haber alması. Bir gece Güderz rüyasında gökten İran tarafına doğru yağmurlu bir bulutun yol aldığını gördü. Bulutun üstünde bir melek oturuyordu. Kendisine bu sıkıntılı durumdan ve o kötü huylu Türk'ten, o erkek ejderhadan kurtulmak istiyorsan kulaklarını aç da dikkat et. Turan'da Keyhüsrev adında yeni yeni yetişen bir padişah vardır. O Siyavuş'un tohumundan yani şerefli bir soydan gelmiş, hünerli ve erdemli bir padişahtır. Babadan yana Keykubad'a dayanan bu büyük adamın ana tarafı Turanlıdır. Onun kutlu ayağı İran topraklarına basacak olursa büyüklüğü o kadar artar ki felek onun bütün sorduklarına karşılık verir. O babasının intikamını almak için savaşacak ve Turan ülkesini alt üst edecektir. Onun dehşeti Kulzum denizini bile coşturacaktır. O Efrasiyap'tan intikam almadıkça başını bile kaşımayacak, sırtından intikam zırhını çıkarmayacak, gece gündüz savaşlar yapacak, atının eğerinden inmeyecektir. İranlı pehlivanlar arasında Giv'den başkası onun izini bulamaz. Şu dönen feleğin işi böyledir. Herkesin o padişaha karşı duyacağı sevgiyi adaletli Tanrı vermemiştir dedi. Güders uykusundan uyanır uyanmaz Tanrı'ya şükürler ederek ve o padişahtan birçok şeyler umarak yerlere kapanıp aksakalını toprağa sürdü. Güneş karga kanadını andıran gecenin karaltısı içinden parlak bir kandil gibi yükselirken komutan Güders de sarayını süsleyerek fil dişinden tahtına oturdu. Onun yanına da saç ağacından yapılmış bir kürsü koydurdu. Yüreği düşüncelerle dolu olarak Givi yanına çağırdı ve gördüğü rüya üzerinde kendisiyle konuştu. Ona, eserlerin ve dünyayı aydınlatan yıldızın var olsun. Günlerinin sonu olmasın. O kutlu anandan doğduğun doğalı, yeryüzü baştan başa Tanrı'nın lütuflarıyla doldu. Bana dün gece uykumda ve Tanrı'nın buyruğu ile kutlu bir melek göründü. Rüzgarlar ve yağmurlarla yüklü bir bulutun üzerinde oturuyor, bütün yeryüzünden ıstırabı siliyordu. Beni görür görmez, biliyor musun dedi. Çektiğiniz ıstırap neyin nesidir? Yeryüzü neden böyle intikam duygularına doludur ve yağmur yağmamaktadır? Çünkü padişahınızın yüceliği ve sözünü dinletme yetkisi yoktur. Çünkü o padişahların gittikleri yoldan sapmıştır. Eğer Keyhüsrev Turan ülkesinden İran'a gelecek olursa o düşmanlardan intikam alacaktır. Pehlivanlar içinde Güders oğlu ünlü Giv'den başkası ona karşı çıkamaz. Şu yüce felek bizi sıkıntıdan senin kurtarmanı takdir etmiş demek. Sen bu iki ordunun arasında ün almak istemiştin. Şimdi sana ebedi bir at kazanmak sırası geldi işte. Böylelikle kazanacağın at, yeryüzünde insanlar yaşadığı ve söz denilen şey bulunduğu müddetçe unutulmayacak olan bir attır. Bu gerçi yorucu bir iştir. Fakat hangi at ve hazine zahmetsizce ele geçer ki? Sen de bu adı zahmetle elde edeceksin. Sen dünyada ebedi ol.
İyi bir at kazanmak şu iğreti dünyadan hayırlıdır. Sen dünyaya bir padişah kazandıracak, bir vefa ağacını yemişlendireceksin dedi. Giv de ona, babacığım ben senin için çalışacağım. Mukadder olduktan sonra elbette bu işi üzerime alacağım. Ey benim yol göstericim, senin kutlu adına ant içerim ki bu işin sonunu getireceğim diye karşılık verdi. Sonra köşküne giderek yola hazırlandı, babasının rüyasına şaşırıp kalmıştı. Gev'in karısı, büyüklerin büyüğü Bayan Geşesp, Gev'in yola çıkmak üzere atını hazırladığını haber alınca, hemen salına salına onun yanına geldi ve ona, ''Ey iyi at kazanmak isteyen büyük adam, ben senin Turan'a giderek yakınlarda ve uzaklarda Hüsrev'i arayacağını duydum. Eğer pehlivandan izin olursa, ben de aydın canlı Rüstem'in yanına gitmek istiyorum. Dileğim onun yüzünü görmektir. Çünkü onu görmeyeli ruhum azap içindedir. Ey cihan pehlivanı, sen hiçbir zaman pehlivanların yardımcısı olmaktan geri kalma dedi. Bundan sonra komutanın iznini alarak kalkıp hızla Sistan'a doğru yola çıktı.''